Krik. Krak. Krik. Krak. Krik. Krak. Aa, şimdi oldu. Yani. Evet. Bir tane hoca vardı. Kasaba küçük ama onun ünü çok büyük. Kasabadan geçiyor, şehirlerden geçiyor, ülkeden geçiyor. Bütün dünya onu tanıyor. O kadar uzaklardan insanlar geliyor ki bu ustanın tavsiyeleri almak için, onun öğrencisi olmak için, onun vaazları dinlemek için. Hükümdarlar geliyor, tüccarlar geliyor ne yapacağını karar vermek için. Gencecik öğrenciler gönderiliyor ona. Daha yaşlı insanlar, hayat bitti artık ben öğrenmeyi, anlamaya adanmak istiyorum diyenler de geliyor. Onlar o kasabada yaşıyorlar. Ders verdiği zaman büyük bir sessizlik ve hayranlık içinde herkes onu seyrediyor. Herkes. Bir kişi hariç. Niye burada bu? Niye burada? Niye herkesin keyfinin bozduğunu hiç kimse anlayamıyor? Yani gerçekten memnun değilsen gelme. Yani değil mi? Herkesin rahatsızlığını bozacaksın. Biz burada dinlemek istiyoruz. Yok, soru olacak. Ama hocam biraz daha mantık, biraz mantıksız değil mi? Yani uygulanması biraz zor olmaz mı? Herkes öyle yapsa garip olmaz mı? Yani bir gün bu adam hasta oldu. Ve hastalığı küçük bir şey gibi başladı ama çok hızlı bir şekilde kötüleşti. Ve birkaç gün içinde öldü. Yani insanlar yani sevinmek istemiyor tabii ki yani. Öldü kötü ama. Kimse şikayet etmeyecek. Kimse rahatsız etmeyecek. Yüksek sesli esnenmeyecek. Hocalarına hak ettiği saygı gösterecek. Hadi yalan yani bir kötülük bazen iyiliğe yol açıyor. İyi. Huzurlu yatsın. Huzurlu yaşama dini göre huzurlu yatsın. Hoca öğrencisinin vefat ettiğinin daha 2 gün oldu. Paramparça oldu. Gözler şiş ağlamaktan. Yüzü boş. Geliyor ve mezarın üstünde geldiği zaman diyor ki dostum, tek dostum, sen beni nasıl bırakırsın? Ay gitme, bırakma beni buraya. Ya sen... Sen benim tek dostumdun. Herkes şaşırıyor diyor ki pardon hocam yani bir öğretim mi acaba? Yani ders mi veriyorsunuz yani? Hiç anlamadık, çok paradoksal bir şey. Yani sonuçta dünyanın en sinir bozucu ve en saygısız insandan bahsediyoruz. Değil mi? Dedi ki inanın. Hepinizi çok değer veriyorum. Bütün dünyadan bana öğrencilik yapma. Ya benden öğrenmeyi, sözümü dikkatle dinleyen... Bütün sizleri çok 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 selamlar, saygılar, sevgiler, her şey var. Ama bu dünyada tek bir dostum vardı. Bana gerçekleri gerçekten söyleyebilen. Benim egomu şişirmeyen. Beni olduğum gibi gören ve kendime kim olduğumu hatırlatan. Tek bir kişi vardı. Ve şu an izin verin. O gitti. Ve gerçekten... Gerçekten çok yalnız hissediyorum. Bana artık bu ayna uzatacak kim olacak? Bu da bizim masalımız. Krik! Krak!